Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz. Bugün de programımızı başlarken her şeyin hayırlı olanı sizlerin olsun diyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Değerli Edis TV izleyicileri, programa başlarken önce İzmir'de Cuma günü yaşanan bir deprem olayı oldu. 6.6. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Halen göçük altında çalışmalar devam ediyor. Umuyoruz ve diliyoruz ki inşallah onlar da kurtulurlar. Yüreğimiz ve dualarımız İzmir'le. Rabbim onların yardımcısı olsun. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah bir an önce o göçük altında yaşayan canlılarımız, kaç kişi varsa, ne kadar insan varsa kurtulur. Bunu Rabbimizden diliyoruz. Değerli Edisa TV izleyicileri, bugün program konuğumuz var. Program konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Asoğlu, psikiyatrist kendisine. Öncelikle kendisine bir hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, sağ olun. Biliyorsunuz dünyada yayılan bir koronavirüs belası var, artık öyle diyoruz. Tabii Türkiye'de başladığı süre içerisinden beri 8 aylık bir süre geçti. İlk etapta bir panik havası oluştu. Gerçekten insanlar buna hazırlıklı değildi. Evet, dünyada vardı, Çin'de başlamıştı. Ama ilk kayıplarla beraber biraz panik havasının oluşması, insanların zorunlu yasaklarla birlikte evlerine kapanması, iş yerlerinin kapanması, okulların tatil edilmesi. Dolayısıyla çok alışık olmadığımız bir süreç yaşadık. Tabii bununla birlikte halen koronavirüs de halen etkisi sürüyor. Dünyada da ülkemizde de bu süreç devam ediyor. Son rakam, yani 45 milyon insan şu anda koronavirüsle mücadele ediyor. Biz de bu konuyu ele alalım dedik. Bu süreçle birlikte insanlarımızın ruh hali maalesef bozuldu. Alışılmadık bir hayat tarzı, işte evde kapalı olma, hiçbir yere çıkamama, yaşlarımız üzerinde, gençlerimiz üzerinde, toplumun birçok insanın üzerinde etkisi oldu. Bu süreçte tabii korona fobi, yani bu bir rahatsızlık şeklinde başladı. Biz hocamızla bu konuyu bugün inşallah konuşacağız. Koronafobiyi konuşacağız. Yani ruh halimizin bozulması, bununla ilgili neler yapabiliriz, kendisinde sorularımız olacak. Tabii ben sizden gelen soruları aldım. Onları da ileteceğim inşallah. Biraz bu anlamda hem aydınlatıcı olmak amacıyla hem de bu süreci çok daha rahat atlatabilmemiz için gerekli destekleri de almamız gerekiyor. Hocam, tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş, çok teşekkür ediyoruz, zaman ayırdınız. Önce kısaca şöyle bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, öncelikle tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Yine aynı şekilde İzmir'de az önce ifade ettiğiniz gibi vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan şifalar diliyorum, acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalanlara inşallah en kısa zamanda sağ selim bir şekilde kurtulmalarını diliyorum. Ve kalanlara selamet versin, Allah yardımcıları olsun dualarımızla, dileklerimize başlamak istiyorum. Ben Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır yani oradayım. Şu anda tek öğretim üyesi olarak çalışıyoruz. Elemana ihtiyacımız var, hem asistan olarak hem öğretim üyesi olarak. Kliniğimiz Şanlıurfa'da tek açık olan psikiyatri kliniği olarak hizmet vermekte. Ve bölgenin hemen hemen en ağır hastaları servisimize, kliniğimizde yatırarak tedavi etmekteyiz. Üniversite hastanesi olduğumuz için tabii sevk zinciri olarak hani hemen devlet hastanedeki meslektaşlarımız bize göndermektedir. Koronafobi konusunda gelmeden önce ben genel bir tanımlamayla başlamak istiyorum. Yaklaşık işte 10 aydır korona illeti maalesef tüm dünyayı kasıp kavurmakta ve bir maalesef pandemi haline gelmekte. Ve dedik ki ülkemize gelmeyecek, inşallah gelmeyecek ümidiyle bekledik ama en son geldi maalesef. Her ne kadar çok aşırı bazı Avrupa ülkeleri kadar yaygın olmasak da hatırı sayılır düzeyde bir şeyimiz var, hani yaygınlığımız var. Şimdiye kadar çoğunlukla koronanın biyolojik, bedensel belirtileri konuşuldu. İşte hastalığın belirtileri işte ateştir, öksürüktür, nefes almakta zorluk, adale ağrıları, kas ağrıları gibi.
Ondan sonra aşırı bir bitkinlik, halsizlik gibi belirtilerle biyolojik belirtiler daha çok konuşuldu. İşte ne kadar yoğun bakımda yatan hastamız var, ne kadar entübe, cihaza bağlı hastalarımız var konuşuldu. Fakat şunu unutmamamız gerekir ki insan biyo, psikososyal bir varlıktır. Ne demek bu? Yani insan hem bedensel yönü olduğu gibi psikolojik varyantı da var, sosyal varyantı da var. Bedensel yönde bir arıza olduğunda çok yüksek ihtimalle psikolojik varyantı, psikolojik yönde etkilemesi çok muhtemel. Bedensel sağlığımız ruh sağlığımızı etkiliyor. Aynen öyle. Tam tersi psikolojik rahatsızlık olduğunda da bedensel rahatsızlıkların tetiği çekilebiliyor. Dolayısıyla psikolojik yönümü oldukça ağır basmakta şu anda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bize gelen hastaların portföyüne baktığımızda artık korona korkusundan mütevellit olarak ortaya çıkan bir bakıyorsun panik atarla hasta karşımıza gelmiş. Ve bir yaygın anksiyete, kaygı bozukluğu dediğimiz her an böyle kötü bir şey olacak endişesi, korku endişe ile karşımıza gelebilmekte. Yine hakeza obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntı zorlantı hastalığı, özellikle temizlik takıntıları ön planda olan ve iyileşmiş olan hastalarımız bu korona fobi yüzünden tekrar o hastalığı tekrar tetiklenmiş oluyor, nüksetmiş olmakta. Ne demek korona fobi? Öncelikle tanımını yapmak gerekirse korona korkusuna bağlı olarak kişi uykusuz, iştahsız, korku içerisinde, ölüm korkusu yaşamakta, sevdiklerini kaybetme korkusunu yaşamakta, konsantrasyon, motivasyon güçlüğü yaşamakta ve bu söylediğimiz bazı bedensel belirtilerle tabii ki olabilmekte. Bunlarla beraber eğer kişinin işlevselliği bozulmuşsa, yani ne demek işlevsellik? Kişinin yapmakta olduğu işin artık eskisi gibi yapamamakta, kısmen veya tamamen artık bozulmakta bir duruma gelmişse, o zaman artık bunun tedavi edilmesi lazım ve artık buna biz koronafobi diyoruz. Yani koronafobi biraz daha hani bir iki tık daha ağırlaşırsa ne oluyor? Bu sefer korona paranoyası dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu sefer kişi herkesi, her eşyanın, her masanın üzerinde korona virüsü var diye aşırı derecede bir takıntı, obsesif haline herkesi bir korona pozitif gibi, COVID-19 pozitif gibi değerlendirip herkesten izole olma, işte evden çıkamama, işine gücüne gidememe gibi durum ortaya çıkmakta, klinik durum ortaya çıkmakta. Buna da korona paranoyası, koronayak hani insanlardan artık bahsetmek durumunda kaldık. Tabii bu kişinin takdir edeceğiniz gibi hayatını, işlevselliğini ciddi manada alt üst eden bir durum. Ve bu ciddi manada korku içerisinde. Mesela öyle hastalarım var, 60 yaşında. Adam işi gücü olan bir insan, memur diyelim. Evden dışarı çıkamaz hale gelmiş. Bir korona geçirmiş. Evden dışarı çıkamaz hale gelmiş. Yani abartmıyorum. Tekrar olurum diye. Veya 18 yaşındaki bir genç kızımız bakıyorsun hani beni arıyor. Diyor hocam işte korona geçirmekteyim ve hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Yani bu durumlarda insanı şey yapabilmekte, sokabilmekte kişiyi. Peki bu durumda ne olacak? Tabii insan tabii ki savunma sistemi, psikolojik durumu çok önem arz ediyor savunma sisteminde. Yani immün sisteminde. Ufak bir stres kişinin immün sistemini bozabilmekte, savunma sistemini bozabilmekte. Ve bu kanda adrenalin, kortizon gibi nöromedyatör moleküllerin artmasına sebebiyet vermekte. Ve bu da kişinin immün sistemini, savunma sistemini gerçekten bozabilmekte. Ve bu sefer daha ağır hastalıklar olmaması beklenirken bu sefer daha çabuk gelmesi bekleniyor. Hocam tam zaten belirttiğiniz noktada aynı bir izleyicimiz de onu sormuştu. Yani ben işte anne babasının kaybedeceğini, işte yakınlarını kaybetme korkusu ilk baştan itibaren onda oluşmuş. Ve bende diyor şu anda kaygı bozukluğu olmuş. Yani stresteyim. Acaba annemi ölür mü, babam ölür mü, sevdiklerimi kaybedebilir miyim? Ben diyor bunu aşmak istiyorum ama aşamıyorum. Yani koronafobiyi üzerinde çok etkili bir şekilde hissediyor. Evet. Hocam zaten belli süreçlerde hani her dönemde demin bahsettiğiniz gibi işte beden sağlığı gibi ruh sağlığımız da çok önemlidir. Hı hı. Tabii sanırım biz biraz bunu ihmal ettik bu süreçte. Daha ziyade işte temizlik konusunda, mesafe konusunda, hijyen konusunda
topluma girmeme, mümkün olduğu kadar karabalıklardan uzak kalma, bunlara dikkat ettik ama insanların çoğu, demin de bahsettiğiniz gibi, ruh halleri bozuldu. Yani uyku sorunu yaşayanlar var, sevdiklerini kaybetme korkusuyla yaşayan insanlar var. Evet. Ve bununla birlikte halen bu virüsün devam etmesi, acaba yine yasaklar gelir mi? En çok sorular da bu. Hocam, bu tür durumlarda tekrar bir yasakların olması bu rahatsızlığı insanlarda artırır mı acaba? Şöyle, tabii yasaklar, tabii bir zorunlu yasaklar. Zorunlu yasaklar tabii olursa, işte pandemiyi önlemek açısından, biraz daha hafifletmek açısından bu işle kurulmuş olan işte bilim insanları malum var, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere başkanlığında ve bunlar bilim adamları bunları derinlemesine araştırıp ondan sonra inceleyip ve ondan sonra ortak bir kanaate varıyorlar. Bizlere düşen vazife onların bu kanaatlerine uymak tabii ki. Tabii ki sağlık için evet. Gerekli. Mesela maske hususunda hala bazı hani bilim insanları maskenin hani tamamen hani virüsleri beslenme yeri olarak hani rol aldığı ve elimizin maske yanlışla dokunduğunda ve bu elimizin de gözümüze, ağzımıza ve burnumuza değdiğinde enfekte olma riskimizin daha çok arttığını ifade eden bilim insanlar da var. Evet. Ama tabii burada herkes hani birçok şeyi söyleyebilir ama ortak akıl ne diyor? Ona uymamız lazım bence. Yani bu işle uğraşan bilim insanları, bir komisyon kurulmuş malum. Ondan sonra onların tavsiyelerine uymamız gerekiyor tabii ki. Bunu hani bir endişeyle, ya şöyle olursa, ya yasak olursa, ya da yakınımı kaybedersem, ya da tekrar virüs yayılırsa endişesi insanların üzerinde gerçekten hayatlarının kalitesini düşürecek şekilde etki yapıyor. Bunu biraz daha nasıl aşabiliriz hocam? Hani... Şimdi öncelikle bir, yani biz hani inançlı insanlarız. Yani kader yönüyle bakmak durumdayız işin doğrusu bir noktadan sonra. Şimdi her an her şey olabilir. Doğru mu? Evet. Yani hiç gözle görünmeyen bir mikrop bizi öldürebilmekte. Yani şimdi biz şuna inanıyoruz. Ecel birdir, tekayür etmez. Yani insanın ömrü ne bir saniye ileri ne bir saniye geri gider. Bunu bir defa yani bilinirse çok rahat eder insan. Kesinlikle. Hani inançsız olan vatandaşlarımız olabilir. Ona da hani saygı duyuyorum. Hani bunun ayrı mesele. Ama hani bir inanç meselesi gerçekten insanı rahatlatıcı bir nokta. Bu nokta yani. Ecelin, ömrünün, insanın değişmeyeceği net olan bir şey. Dolayısıyla tabii bu şu anlama gelmemeli asla. Ama nasıl olsa hani şey olmayacak, tedbir almaya gerek yok. Asla öyle bir şey söylemiyorum. Tedbirimizi biz sonuna kadar alacağız. Ondan sonra artık takdir-i tevekkül etmekten başka çaremiz yok. Tabii. Hemen ben bir örnek vereyim. Şimdi bu ilk dalgada diyelim, Mart ayından sonra bizim hani psikiyatrik görüşmeleri, hani insanın yüzünü görmemiz lazım. Olmazsa olmazımız. Hani yüz hatları depresif mi, kaygılı mı, endişeli mi, yoksa böyle psikotik bozukluk gibi bir maskemsi bir yüz mü, bunu görmeden hani teşhisimizde çok önemli bir rol almakta. Şimdi ben de hani böyle uzak mesafeden zaten nasıl olsa görüştüğümüze göre hani maskenin çok fazla, bir daha hani maskenin çok önemli olmadığını söyleyen bilim insanları hani olduğunu da düşünerekten yani maskesiz görüşme yapıyordum işin doğrusu. Psikiyatrik muayenemizi. Sonra ben de COVID oldum. 8 Ağustos'ta pozitif oldu. Ailece geçirdik. Ondan sonra iyileştik. Tabii ondan sonra tabii tedbirimizi maksimum derece almak durumunda kaldık. Evet. Bir değil iki maske, çift maske kullanıyorum hastanede. Hastalarımızın da geldiğinde bir yüzünüzü açar mısınız diye bir temelinde bulunuyor. Yüzünü açıyor. Ondan sonra yüz hatlarını gördükten sonra tekrar kapatabilirsiniz diyorum. Teşhis için bu gerekiyor. Evet, evet. Ondan sonra kapatıyoruz. O şekilde tedbirimizi alacağız. Tabii ki. Ha, buna rağmen ikinci COVID enfeksiyonu geçirebilir miyiz? Evet, geçirebiliriz. Hadi yapılacak bir şey yok. Olasılığı var zaten. Evet. Yani tedbirimizi alacağız. Ondan sonra normal yaşantımıza devam edeceğiz. Uzun lafın kısası bu. Yani öğretmensek öğretmenliğimizi yapacağız. Ondan sonra çocuk bakıcılığı yapıyorsak çocuk bakıcılığımızı yapacağız. Tabii ki. Ne bileyim, ondan sonra memursak gidip memurluk vazifemizi yapacağız. Ama maskemizi takacağız. Sosyal mesafe gerçekten önemli. Ona çok dikkat edeceğiz. Bir de hijyene, özellikle el temizliğine çok dikkat edeceğiz. Ondan sonra da artık tevekkül etmekten başka çaremiz yok. Tedbirli olduktan sonra. Evet. Hocam, bu süreçte korona fobiyle ilgili, yani size başvurular oldu mu, hastalarınız arttı mı, bir artış var mı bu sürecin başladıktan sonra, koronanın Urfa'da yayıldıktan sonraki süreçte hastalarınızda bir artış oldu mu? Şimdi şöyle, hastaların total sayısında çok bir artış olmadı. Neden? Çünkü çok ağır hasta olmadıktan sonra insanlar kolay kolay hastaneye gelmiyor artık. Gelmedi. Yani gerçekten hani
bıçak kemiğe dayandıktan sonra insanlar hastaneye geliyor, özellikle psikiyatriye. Şimdi bu koronada olunca, insanlar koronafobi de olunca biraz daha bu nokta total olarak belki hasta sayımız hemen hemen aynı kaldı ama hasta sayısının içerisinde koronafobi oranı oldukça arttı. Anksiyete, kaygı, endişe durumları, işte yaygın kaygı bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu dediğimiz hastalıkların şeyi arttı, sayısı arttı. Panik ataklar arttı. Obsesif kompulsif bozukluğu, takıntı, zorlantı hastalığı, özellikle temizlik obsesyonları ciddi manada arttı. Ve bunlar da, bu durumlar da kişinin işlevselliğini ciddi manada bozmakta. Yani biraz da hocam öyle temizlik ve obsesif bozukluğuyla ilgili hani tabii ki hani hiç bu konuda dikkatli olmayan insanlarımız bile hani korona sürecinde el yıkama, temizlik bir alışkanlık. Bu güzel alışkanlığı elde etmek zorunda kaldı. Evet. Yani en büyük şeyimiz de o. İnşallah da kalır. Bunlarla ilgili mesela bu tedavi sürecini hani kendi kendilerine yapamayanlar, daha doğrusu size başvurduklarında işte belli rahatsızlıklar oluşmuş, hani ilaç da kullanmak istemiyor. Bunların aşmanın yolları ne? Yani bir hastadan duydum, o da zaten sormuş. Şey diyor, sürekli elimi yıkıyorum ve kirli olduğunu düşünüyorum. Tekrar yıkıyorum, tekrar kirlendiğini düşünüyorum. Bu hastalarınız için ilaç önerisinde bulunuyor musunuz? Şimdi öncelikle dediğim gibi bize gelen insanlar bıçak kemiğe dayanıp öyle geliyorlar bir defa net. Yani hemen hemen ilaç bize gelen insanlara baktığımızda ilaç başlamadığımız hastalarımız yani az oldukça mesela %1 gibi %2 gibi. Çünkü gerçekten yani ağır durumdaki insanlar geliyor. Hayatları felç olmuş. Yani öyle mesela insanlar var. Eli kolu sağlam, felçliği yok, ayakları sağlam bir ev hanım mesela. Evin işlerini yapamaz hale gelmiş. Olduğu gibi oturduğu yerde kalıyor. Ne evin işini yapabiliyor, ne çocuklarına bakabiliyor, ne de eşine işte hizmet yapabiliyor. Yani o mesela bakıyorsun evin hanımı annesini eve getirmiş. Annesi evin işlerini yapmaya başlıyor bu sefer. Kadın tamamen pasif durumda, inaktif durumda. Şimdi bunu tedavi edilmesi lazım. Annesi ne zamana kadar kendi evinde kalacak? Değil mi? Tabii. Şimdi bu durumda tabii antidepresanları sıklıkla kullanıyoruz. Kaygı giderici benzodiazepin grubu ilaçlardan yine sıklıkla tabii kullanıyoruz. Ama bunun yanında da tabii psikoterapisini de yapıyoruz. Psikoterapi yani hem psikoterapi hem ilaç tedavisi, farmakoterapi dediğimiz beraber olunca daha mükemmel tabii bir sonuç ortaya çıkıyor. Psikoterapisine nelerden bahsediyoruz diye hani soracak olursanız bir defa korku duygusunu ele alıyoruz. Şimdi korku duygusu bizim yaratılışımızda var olan bir duygu. Biz doğuştan geldiğimizde korku var değil mi? Tabii. Şimdi bu korku duygusu niye verilmiş bize? Hayatımızın muhafaza edilmesi için verilmiş. Yani mesela tehlikeli bir yerden giderken hayır gitmememiz lazım. Gece çok karanlık olan ıssız yerlerden gitmememiz lazım. Neden? Haydutlar çıkar, hırsızlar çıkar. Tabii, ne bileyim. Korunma amacı. Ondan sonra işte ne bileyim gibi benzer tehlikeler. Veya hiç korku duygumuzun olmadığını mesela farz edelim. Vahşi ormanlara gezinti amaçlı belki çıkabiliriz. Hayatımız kısa sürede bitecek. Ya o korku duygusunu doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Yani korku duygusu aslında iki uçlu keskin bıçak gibi. Veya şunu şöyle ifade edebiliriz. Azı karar çoğu zarar. Yani neden o zaman nelerden korkalım? Nelerden korkmayalım değil mi? Böyle bir soru aklımıza gelecektir. Şimdi yani şunu söyleyebilirim. Yani insan hani 2'de 1 ihtimal, 3'de 1, 4'de 1, bilemedim 5'de 1, 6'da 1 gibi ihtimallerden korkması evet beklenir ve korkması da lazım. Ama atıyorum 20'de 1, 30'da 1, 40'da 1 gibi daha yüksek oranlardan korkması patolojik bir durum, anormal bir durum. Ona artık fobi diyoruz artık. Tamam mı? Mesela atıyorum şu anda mesela 115 bin civarında test yapılmakta. Bu testin yaklaşık İşte 2000 civarı pozitif çıkmalı. Yani yaklaşık %2 falan yapıyor yaklaşık. Şimdi bu %2'nin de ne kadar mesela hastaneye yatacak durumda kalıyor değil mi? Çoğu büyük %80-90 evinde izole olarak geçiriyor. Hani bir de topluma bu oranı uyarlarsak belki 100 kat daha az bir oran çıkıyor. Şimdi bunu kıymetli izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Hani daha çok çok az oranda görünüyor. Tedbir almayalım. Öyle bir şey asla hani söylemiyorum. Tedbirimizi alacağız. Ama hani orana baktığımız zaman hani bunu bilim insanları da söylüyor. Yani koronafobi, koronayı biz hepimiz hemen hemen herkes geçirecek yani. Geçirmeyenler de geçirecek sıraya girmiş gibi. Ondan sonra çember gittikçe daralıyor gibi. Evet. Ancak hani çok büyük bir kısmı bunun %80'i belki ayakta geçiriyoruz. Evde ayakta izole olmuş şekilde geçirmekteyiz.
Yani bunlardan kala kala işte %6'sı hastanelerde yatabilmekte. Ve bunlar da daha onların da %2'si de ağır işte yoğun bakım gibi servislerde yatmakta. Yani zaten vefat edenlere baktığımızda çoğunlukla belli bir yaşın üzerinde işte ne bileyim 65 ve yaşlı sınıfından ve ikinci bir hastalığı olan özellikle akciğer, kardiyovasküler sistem hastalıklarına da sahip insanların daha çok vefat ettikleri görülmekte. Çocuklara, gençlere çok fazla bir şey olmamakta. Bu noktadan baktığımızda rahatlatıcı bir şey alabiliyoruz. Bir enerji alabiliyoruz ve almamız da lazım. Yoksa hayat devam etmez. Tabii. O zaman ben de buraya gelemezdim. Derim ki buradan ya mikrop kaparsam, korona kaparsam ne olur? Değil mi? Tabii. Ama şu anda gördüğünüz gibi sosyal mesafemizi muhafaza etmişiz. Ondan sonra yani hayatımıza devam edeceğiz yani. Tabii. Dolayısıyla korkuyu bu şekilde algılamamız lazım. Yani korkulacak bir rakam yok. Hani ölüm hani ihtimalini göz önüne alırsak. Ama tedbirimizi tabii ki harfiyen almamız lazım ve almalıyız. Hocam bizde şey var, demin bahsettiğiniz korkularımızda, kaygılarımızda, mutluluğumuzda, acılarımızda o dengeyi kuramıyoruz. Yani evet. O inancımızda denge dini, yani o ortayı yakalama. Evet. Tabii evet. Ki bazı yaşam tarzları herkesin kendine göre farklıdır. Korkuların aşırı olması zaten panik atağında olmasına da sebep olmuş. Bu süreçte onunla da ilgili sorular vardı. Yani sürekli hani bir şey olacak, işte deprem olacak, insan ölecek, başımıza bir şey gelecek. Bu kaygılar panik atağı da artırmış. Tetikliyor, evet. Aynen. Tetikliyor maalesef. Bizim toplum olarak mutlaka ki hani alışılagelmiş bir yapımız da vardır. Hani doktor gördüğümüzde veya bir sağlıkçı gördüğümüzde sorunlarımızı söyleriz de sonrasından onların uyarılarından ziyade komşularımızın, yakınlarımızın söylediğine çok daha dikkat ederiz. Oysa ki teşhis ve tedavi çok önemlidir. Ben ara ara programlarda söylüyorum bunu, tıp dilini sizin adınıza kullanıyorum, bu uzmanlık alanım değil ama teşhisten sonraki süreçteki tedavi sorusuna sorunu var. Evet, bu bir mikrop Türkiye'de ve dünyada yayılmış durumda. Mutlaka ki bahsettiğiniz gibi birçok insan bunu geçirecektir. Daha ziyade kronik hastalar ve ikinci bir hastalığı olanların yaşam anlamlarında zayıflık olabilir. Yani ölümle sonuçlanabilir. Hocam bizim yani bu fobi ile birlikte yaşam, yani normal yaşantımızı sürmekten bahsediyorsunuz. Yani çalışıyorsak işlerimizi yapmamızı veya ev hanımıysak veya dışarıda işlerimizi yapılmasını. Bu travma yani bu süreçte çok da atlatılır gibi görünmüyor. Bunun için uzun bir süreç gerekir mi sizce? Yani bu süreci atlatmak için, normal bir yaşama dönmek için, normalleşmeye. Evet. Şimdi bayağı bir işin doğrusu medyaya büyük iş düşüyor. Bilim insanlarına, özellikle psikiyatrlara büyük iş düşüyor. Bu konuyu iyice hani aydınlatması işte gerekiyor. Bu şekilde işte korku duygusunun doğru bir şekilde kullanılması gerektiği altını çizerek hani ifade edilmesi gerekiyor. Bunlar gerçekten çok önem arz eden şeyler. Yani dediğiniz gibi ne olacak hakikaten şu anda? Yani koronanın bazı bilim insanlar diyor ki bu bitmeyecek. Evet. Yani bir SARS virüsü gibi değil evet, diyor. Evet. Yani öyle gibi de görünüyor gerçekten. Yani şöyle kaba bir şekilde koronaya şöyle bakabiliriz. Yani gripal enfeksiyonu biraz daha ağırlaştırılmış formu diyebiliriz. Yani o şekilde baksak bence doğru bir bakış açısı olur. Evet, gripin biraz daha ağırlaştırılmış formu. O şekilde bakalım tedbirimizi, ama dediğimiz gibi hafiyen almamız lazım. Ondan sonra da hayatımıza devam edeceğiz. Başka, yani şimdi herkes evinde kalırsa, evden dışarı çıkamaz hale gelirse hayat devam eder mi? Durur, tabii ki. Biraz da şeyle ilgili, alkol ve sigara kullananlar, yani bu çok konuşuldu gündemde. Şimdi normalde alkol ve sigara kullanımının olmaması gerekiyor. Bunları kullanan insanlarımız da bu süreçte dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda bağımlı olan insanlar var. Onlara neler önerirsiniz? Özellikle sigara ve alkol kullanımında bulunanlara. Valla sigara malumunuz, yani ben öğrencilik yıllarımda hatırlıyorum. Göğüs stajında hoca demişti ki işte 20 yıl günde bir paket sigara içen bir insanda normal insana göre 20 kat daha fazla akciğer kanseri riski artıyor. Tabii kaç sene önceki bilgisi şu anda belki değişmiş biraz olabilir. Yani bu 2-4 sigaranın hani bazı insanlar biraz daha işte stresimi azaltmak amaçlı sigara işte başladım hocam işte dedim yanlış yapmışsınız. Kadın hamile işte bu korona fobi işte stresten dolayı işte sigaraya başlıyor. Sen hamilesin, böyle olur mu hiç?
Yani tabii o stresin yoğun olduğu ortamda pat diye sigarayı hemen kesin de diyemiyoruz. Çünkü sigara kesildiğinde de biraz stres artacaktır tabii ki. Yani alkol de 2 2 4 eder derecesinde yıllardır vücuda zararlı olduğu belli olan bir şey. Yani mümkün mertebe insanların böyle strese girdiğinde yanlış bir şekilde, yanlış bir yola girme babından işte alkol yoluna girmemesi lazım. Evet. Veya bir madde yoluna girmemesi lazım. Bu işin uzmanları kimse, kimlerse gidip oradan yardım alması lazım. İşin doğrusu. Yani bir de akciğerler harap oluyor sigarayla. Evet. İşte mikroorganizmaların, işte virüslerin yerleşip implante olması ve yayılması için uygun bir zemin hazırlamakta. Ve de dolayısıyla kesinlikle hani hiçbir faydası olmayan bir şey. Zarardan evet. Başka. Evet. Hocam kısa kısa sorulara geçelim. Evet. Sorularımız da aynen biraz önce bahsettiğiniz bir genç kızımız da sormuş işte ailesini kaybetme korkusu, kendisinin bu stres altında normal yaşamını sürdüremediğini söylüyor. Anne babasını kaybetme korkusuyla birlikte. İşlevsellik bozulmuş. Evet, yani işlevsellik bozulmuş. Kesinlikle. Düşünemiyorum diyor, uyuyamıyorum diyor. Ne yapabilirim hocama sorar mısınız diyor. Evet, yani bu durumda kesinlikle bir psikiyatrdan yardım alması %100 gerekiyor. Tamam, ama koronofobi olmuş. Yaygın ansiyete bozukluğu gelişmiş evet. Muhtemelen. Bir en yakın psikiyatrdan gidip şikayetlerini söyleyip uygun bir antidepresan, bir anksiyolitik, kaygı giderici ilacın kesinlikle alması gerekiyor. En başta bir defa kesinlikle uykusunun düzene girmesi gerekiyor. Çünkü uyku olmazsa normal sağlıklı bir insanda da 2 saat az uyuduğumuzu düşünün. O günümüz nasıl biraz daha gergin geçiyor. Doğrudur. Biraz daha böyle sabırsız geçiyor, değil mi? Yani kesinlikle bir insanın uykusunu olmazsa olmazımız bizim. Yani ben asistanlarıma da söylerim. Hiç olmazsa hasta sayımız çok olsa da hiç olmazsa hastalarımızın uykusunu sorun. Gece uykuyu nasıl geçirdiniz? Uykunuz nasıldı? Hatta rüyalarını sorun. Rüyalar kabuslu mu? Yoksa rahat güzel rüyalar mı? Yoksa normal rüyalar mı? Evet. Ya bunlar çok çok önem arz eden şeyler. Uykusunun düzenine konulması gerekiyor. İşte o tabii ki ilaçlar da olacak tabii. Ya bu ilaçlar denince maalesef eğitimli olsun, eğitimsiz olsun vatandaşlar böyle ilaç, ama ben ilaca başlamak istemiyorum. Ya ben de diyorum ki ya bu ilaçlar niçin üretilmiş? Bizler için üretilmiş. Evet, evet. Bu ilaç fabrikaları niye üretiyor bunu? İnsanların sıkıntı da orada hocam. İnsanların sağlıklı hayat segmentleri, hayat kalitesi sağlıklı olması için üretilen şeyler, ilaçlar bunlar. İnsanlara zararlı bir şekilde üretilmemiş. Değil. Akıyor vatandaş, ne yapıyor? Bir yazıyoruz ilacı. Reçetesini en baştan, prospektüsünü baştan sona kadar okuyoruz. Tabii orada 100.000'de 1 görülen bir ihtimal de yazmak zorunda firma. Yazmazsa ne olur, o etki gördüğünde camda sorumlu olur ve fabrika belki kapanabilir, ilaç fabrikası. Mutlaka işte 100.000'de 1 ihtimal şu adam mesela eks olmuştur, işte vefat etmiştir veya kalp durması veya bilmem ne olmuşsa, ne bilimsel olarak ne yazılmışsa, çizilmişse onların hepsi yazılması zorunda. Ama hani orada diyor mesela ilk işte 1-2 hafta antidepresanların prospektüsüne yazar. İşte ilk bir hafta içinde intihar riskini hani arttırabilir. Doğru, arttırabilir. Peki kullanmazsa zaten intihar riski var. Yani. Ya da daha fazla var. Yani olmaması için zaten biz de tedbir önlemleri profesyonel olarak yapan bizler zaten hastalara söylüyoruz. Mesela intihar riski ciddi manada zaten yatma endikasyonu, hastanede yatış gerekir. Hadi diyelim ki hafif var, hani çok hasta da yatmak istemiyor. O zaman diyoruz ki ilaçları, İşte eşi varsa eşine diyor siz vereceksiniz. İlaçları onun kontrolünde olmasın. Hani zaten bizim antidepresan ilaçlarımızın hemen hemen tümü, bir kutu hepsi içilse bile yani kimseye bir şey olduğu yok. Kimseye bir şey olmaz yani. Tamam mı? Tabii bu demek değildir ki izleyicilerimiz yok, şunu anlamasın. Yok, nasıl olsa bir şey oluyor, bir kutuyu içelim falan anlamına gelmesin. Yok. Ha biraz benzodiazepin dediğimiz ilaç grubu, Xanax işte gibi o böyle direkt hani etki eden, hani kaygı giderici ilaçlar, tabii onların bir kutu alınması insanı öldürebilir. Ama antidepresan dediğimiz işte ilaçlar kesinlikle bir kutu insana bir şey yapmaz. Dolayısıyla ilaçlı hastalarımıza önce ilacı monte etmek için ayrıca bir efor sarf ediyoruz, etmek zorundayız. İlacı faydalı bir şey olduğunu. Ona atıyor mesela biz yazmışız, gitmiş işte bir komşu demiş ki ya bu ilaçlar bağımlılık yapar, sen bunu tamamen kafanı bozar bilmem ne yapar. Diyor, ben de diyorum ki ablacığım yani o komşunuz hangi eğitimi almış bunu söylemek kaç için? Neye binaen bunu söylemiş? Kaç tane istatistik yapmış bunu söylüyor. Yani biz bu işe hayatımızı biz bu işe vermişiz. Evet, evet, yani bizim ne söylüyorsak
Ben de hatta daha bir somut ifadeyle geçiştiriyorum durumu. Diyorum ki bu ilacın içerisinde zehir bile olsa diyeceksin ki evet Doktor Mehmet Asoğlu bana zehir verdi ama bana panzehir olacak. Bu şekilde inanarak içmesi çok çok önem arz ediyor. Evet. Bu şekilde kişinin doktoruna inanması, ilaca inanması, ondan sonra direkt %30 oranda şifayı potansiyel olarak almış oluyor. Bu yapılan çalışmalarda placebo etkisi diyoruz biz buna. Boş ilaç vermişler bazı kişilere, bazı kişilere de gerçek ilaç vermişler. Şekilleri aynı. Yani gerçek ilaçtan boş ilaç, yani placebo dediğimiz ilaçlarla verildiğinde görülmüş ki %30 oranda zaten ikisi de bir artı olumlu etki zaten görebiliyorlar. Artı ilaçlar işte bakıyorsun %50-60 oranda etki etmiş oluyor. Anlatabildim tabii mi? Ki, tabii. Dolayısıyla kişi psikiyatra gelirse o bizim olmazsa olmazdı. Tüm hekim branşlarına geldiği zaman kişi inanacak yani hekime. Ha, tereddüt olduğu zaman yani farklı hekimlere gidebilir. Ayrı mesele. Yani önce ondan başlıyoruz işin doğrusu. İlaca alışma, inanma çok önem arz ediyor. Ondan sonra da işte her şeyi anlatıyoruz. İşte ilk bir hafta yan etkileri olabilir. Hani fazla uyku olursa işte arayabilirsiniz. İşte şöyle olursa biraz bulantı, esneme gibi yan etkiler olabilir. Yavaş yavaş vücudunuz alışacaktır. İlaçların etkisini hemen beklemeyin. Bir 2-3 haftada ancak yavaş yavaş etkisi görülür. Bunları ifade ediyoruz tabii ki. Hocam o ön yargı çok var. Çevremizde de var. Yani ben hatta örnekte aynı demin sizin gibi verdim. Bir yeğenime ilaç vermişti. Antidepresan ilacı. İşte komşusu, yakınları ona ilacı kullanma işte zararlı ilaçla aşamasın falan demişti. Ben de sizin kullandığınız tabiri kullandım. Yani doktor 20 yıl bu insanlar hayatını veriyorlar. Bu işin eğitimini alıyorlar. Yani yakında bulunduğunuz akrabanız, komşunuz bu insanların söylediğini bu kadar ciddiye alıyorsunuz. Eğitimli bir insanın, bu işe hayatını veren bir insanın söylediklerini kale almıyorsunuz. Evet. Biraz da ön yargı şeyle ilgili hocam. Mesela herhangi bir insan hastalanır, doktora gider, dahiliye gider veya diyelim ki başka bölümlere gider. İlaç aldığında kullanır. Ama söz konusu psikolojik sorunlar olduğunda, psikiyatri olduğunda ilaçlara karşı çok ciddi ön yargılar vardır. Tabii bu antidepresan, basit antidepresanla geçebilecek hastalıklar uzun süreli gidilmediği için ağır ilaçlar da kullanabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla ilk etapta demin bahsettiğiniz gibi öyle son aşamaya gelmeden bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa gidip danışmak gerekiyor ve ilaç da kullanmak gerekiyor. Zaten bazı hastalarımızda mesela ilaç başlamıyoruz. Bakıyoruz ki hani hipnoterapi mesela yapıyorum. Bakıyorum hani gayet iyi oldu. Yani gayet hoş, çok bunu. Mutlu olmuş durumda. Yani diyorum sizi biraz ilaçsız takip ederim. Hemen ilaç başlamak hani durumunda değiliz. Böyle hastalarımız da var. Mutlaka. Bir de depresyon hakikaten mesela çok gerçekten kötü bir hastalık. Yani düşünün her şeyiniz var, saraylarınız var, yatlarınız var. Ama mutluluk yok. Huzursuz. Huzur yok. Mutlu, mutsuz. Ne yapsa insan mutsuz. Yani diyor tatile gidelim. Ya içimden gelmiyor ki. Git orada somurtuyor mesela tatilde. Bütün aile bireylerin de psikolojisi olumsuz etkileniyor. Onlar da bir parça tat alacaklarsa onlar da alamaz hale geliyor. Yani bir de bütün bizim hastalıklar aileyi komple gerçekten etkiliyor. Doğrudur. Yani sadece bir ortopedi hastalığı olsa bacağı kırık diye alçı yanır işte yemeği verilir. Aynen. Ondan sonra işte bir, belki yardımcısı olur bir kişi. Onun dışında hayat devam eder. Ama bu psikiyatri hastalıklar gerçekten etkiliyor yani. Mesela depresyon. Düşüyor. Bu çok kötü bir şey gerçekten yani. İnsan tat alamıyor hayattan. Mutsuz diyor ki ben ne yaşıyorum ki? Yani ne gereği var bu halde? Kalmanın ne anlamı var? Tabii ki tedavisi hastalık varken akıl etmek lazım. Şimdi ben şöyle hastalığıma diyorum. Diyorum ki bak bu kafa bizim sigortamız. Bir evin sigortasında arıza olursa bazı odalara elektrik gider, bazılarına gitmez, bazılarında böyle aşırı bir parlama olabilir değil mi? Dengesizlik. Bütün bizi yöneten de kafamız. İnsan kolu kesilirse yaşayabilir mi? Evet yaşayabilir. Bacağı kesilirse yine yaşayabilir. Tabii. Ama kafası kesilse yaşayamaz. Yani bütün vücudumuzu idare eden sinir sistemimiz. Yani buranın sağlıklı olması gerekiyor. En ufak bir arıza olduğunda çeşitli bedensel belirtiler oluyor tabii ki. Esas arıza burada, panik atak oluşuyor. Halbuki arıza burada. Veya vücudumuza bazı uyuşmalar, ne bileyim karın canlamalar, iğnelenmeler gibi belirtiler oluyor. Hasta beyin cerrahisine mi gitmiyor, nörolojiye mi gitmiyor, dahiliyen, envai çeşit bölümlerine mi gitmiyor? En sonunda diyorlar psikiyatri. Hatta mesela şunu da söyleyeyim.
Mesela panik bozukluğu hepimiz hani az çok izleyicilerimiz de bilir. Yine izah edeyim. Ani başlayan nöbet şeklinde çarpıntı, nefes almakta zorluk hissi, ölüm korkusu, terleme, titreme gibi hakikaten kötü bir durum yani. Bunu yaşayan bilir ancak. Böyle bir duruma işte panik atak diyor. Bunlar tekrarlarsa işte panik bozukluğu tanısı koyuyoruz. Şimdi bu hasta mesela acile gidiyor. Acildeki meslektaşımız bakıyor, işte oksijen saturasyona bakıyor, işte parmağına işte o cihazı koyuyor, bakıyor oksijen saturasyonu %99, %100'e yakın. Kalp şeridi EKG çekiliyor, kalbinde bir şey yok. Kardiyoloji icabında gelip bakıyor, dahiliye gelip bakıyor, bir sorun yok. Yani bunların tabii ki psikiyatra yönlendirilmesi lazım. En son biz bakıyorsun 11. doktor oluyorum ben. Emin olun, abartmıyorum. En sonunda bakıyorsun kişinin kaynanası söylüyor. Diyor ki bu benim hastalığıma benziyor. Git sen psikiyatra git. Evet, evet. Veya komşusu söylüyor. Ya diyor benim hastalığıma benziyor. Bir psikiyatra gidin diyebiliyor. Ondan sonra hasta geliyor bak. 11. doktor olabiliyor. Bir panik bozukluk. Evet. Ne gereği var? Halbuki psikiyatriye biraz daha hani ön yargısız bakılmış olsa ondan sonra daha erken gelecek. Daha erken mutlu olacak. Daha huzursuzluk, kaygı, endişe daha erken gidecek. Tabii ki hocam zaten hani demin bahsettiğim gibi bir insanın herhangi vücudunda bir ağrı, bir sızı olduğu gibi ruhen de zihinsel olarak da sorunları olabilir. Tabii ki bu sizin alanınız. Yani bir insan çok rahat bir psikiyatriye gidebilir. En azından danışma amaçlı. Yani danışabilir bulunduğu süreci, hani yaşam kalitesinin düşmesi, biriyle beraber çevresindeki insanlar hepsini etkiler. Yani insanın yakınlarından birinin hasta olması, rahatsız olması... Evet. Ne bileyim onun acı çekmesi birçok insanın acı çekmesine de sebep olabiliyor. Dolayısıyla evet. Yapılması gereken en doğru işi rahatsızlık hissi varsa, bir sorun varsa, uyku sorunu varsa ve buna benzer sorunlar varsa antidepresan gerektiği kadar kullanılır. Yani tabii. Bunu aşmak da gerekiyor. Yani şöyle diyorum mesela ben antidepresan kullanıyorsa işte hasta diyelim ki bir yıldır kullanıyor ve iyi. Hocam bunu bırakmak istiyorum. Tamam dedim bir bırakma şansımızı deneyelim. Bıraktırıyorum da yani. Azaltarak kesiyoruz. İşte atıyorum 2 ay sonra tekrar temerküz ediyor. Tekrar ortaya çıkıyor. Bu sefer aynı dozu verdiğimiz halde o etkiyi göremiyoruz. Biraz bir tık daha üst dozu vermek durumunda kalıyoruz. Ha diyoruz ki o zaman sizin hastanızın sinir sistemi bu antidepresana ihtiyacı var. Yani sinir sisteminin bir vitamini olarak düşünebilirsiniz bunu. Evet. Katkı yani gıda takviyesi gibi evet. Düşünebilirsiniz. Dedim mesela yine itiraz ediyorsa diyorum ki mesela siz şeker hastası olsanız antidiyabetik ilaçları kullanmayacak mısınız? Peki tamamen kökten çözücü bir tedavi var mı? Hayır yok. Ömür boyu kişi antidiyabetik ilaçları kullanmak zorunda veya sonra insülin falan başlanıyor. Aynı şekilde hipertansiyon hastalığı kökten çözücü bir şey yok gibi bir şey. Tabii. Ömür boyu antihipertansif ilaçlar kullanıyorsunuz. Peki buna itiraz ediyor musunuz? Hayır. Bu da sinir sistemin rahatsızlığı. Aynen. Yani bunun da ömür boyu tedavi edilmesi lazım. Niye itiraz edelim? Yani burası rahat olsa, kafa rahat olsa bütün vücut rahat edecek. Ufak bir arıza olduğunda bütün vücut etkilenecek. Evet hocam. Bu şekilde izah ediyoruz insanları ikna etmek için. Yani emin olun tedavimizin belki %30-40'ını bu oluşturuyor. İlaca kişiyi adapte etmek, ondan sonra uyum sağlamak, ilaca karşı küsteyi de barışık olması sağlamak bununla şey yapıyoruz. Tedavimizin bir kısmını bu oluşturuyor. Zaten aynı hocam sizin bahsettiğiniz gibi mesela doktor şöyle bir örnek vermişti. Örneğin siz şeker hastasınız. Bir defadan ben bu ilaçları bırakayım, iyileşeyim der misiniz? Veya kalp hastasısınız veya tansiyon hastasısınız. Antidepresan ilaçları da öyle. Yani kişi kendi başına kesinlikle dozajı azaltıp veya bırakma durumuna geçmemeli. Doktorun önerdiği şekilde, önerdiği sürede de devam etmeli. Mesela bir tane ilginç bir hastam vardı. Kendisi öğretmen. OKB, obsesif kompulsif bozukluk takıntısı olan hastalığı ciddi manada var ve hayatını şey yapmış, neredeyse felç etmiş. Mesela otoparka arabayı koyuyorlar, 5-6 defa arabanın etrafına dönüyor. Arabanın içerisine bakıyor, altına bakıyor. Şimdi komşular falan görüyor, diyor baban niye öyle yapıyor falan. Ondan sonra asansörden çıkarken asansör etrafı kolaçan yapıyor, kontrol ediyor. Acaba bir şey düşürmüş falan. Düşmüş mü, düşmemiş mi bakıyor. Ya bu tabii her zaman, her gün devam edince... Hanımı illallah etmiş, depresif hale girmiş, çok çocuklar psikolojisi bozulmuş. Evet, anlatabildim mi? Herkesi etkileyecek anlaşım. Sonra en son iyi olmuştu. Evet. Ondan sonra ben inanamadım gibi dedim hani garanti olsun diye dedim bir eşiniz de hep eşiyle geliyordu bu sefer tek kalmış. Dedim iki alternatif var. Ya çok kötüsünüz eşiniz artık benim yakamdan düş. Ne yapıyorsa yap.
veya gerçekten çok iyisiniz, tek başınıza gelmişsiniz. Bir eşinizle görüşebilir miyim? Neyse, eşiyle görüştüm. Dedim nasıl işte, yani ismi neyse unutmuşum yani, beyefendinin durumu nasıl? Hocam dedi Allah razı olsun dedi sizden. Çok iyi olmuş dedi. E dedim tamam o zaman iyi, sorun yok. İşte yani ilaçlarını azaltmış zaten, bir küçük bir ilaçtan devam ediyoruz. Ama dedim kesmek yok yani. Tabii. Kontrollü bir şekilde bu tedavinin geçmesi gerekiyor. Bir izleyicimiz de hocam 15 yıldır antidepresan kullanıyor. Yalnız bu şey vaka yani, eşinden ayrılmış. Bir türlü bu ayrılığı kabul etmiyor. Aşırı şekilde sigara ve çay bağımlısı. Yani gecenin bir saatinde kalkıp sigara içiyor. Hatta demlenmekten artık yorulmuş bir şekilde. Günde iki çaydan, bir çaydan çok rahat bitirebiliyor. Sigara da sürekli üst üste yakıyor. Şey diyor, ben diyor antidepresan ilaçları kullanıyorum ama 15 yıldır kullanıyorum. İlk etapta geç gidildiği için ağır ilaçlar kullanmış. Şimdi ilacı kullanmadığım gün uyuyamıyorum diyor. Hocama sorar mısınız ne yapmam gerekiyor? Şimdi şöyle, bir defa antidepresanların bir defa yetmediği kesin. Yani şu vakaya, hastamıza ilaçları bırak zaten bir işe yaramıyor. Öyle dediğimiz zaman bu beş beter olur. Tabii. Ne olur? İntihar düşünceleri yoksa intihar düşünceleri hasıl olur. Daha riskli şeyler olur. Bu kesinlikle antidepresan kullanması bir defa %100 gerekiyor. Şimdi ama burada şu eksik tanı olabilir. Şimdi bir depresyona girdi kesin. Ama bir travması da var geçmişinde. Bir boşanma olayı var. Bunu unutamamış. Bunun kafasında yaptığı izler var. Ve bu izler muhtemelen tedavi edilememiş. Veya tanınmamış, görülmemiş. Sadece depresyon kısmı görülmüş ve ilaç tedavisi yeterli görünmüyor veya dozu yeterli görünmüyor. İlaç tedavisinin yetmeyeceği sanki açık gibi. Artı bunun işte hipnoterapi yapılması gerekiyor. Travma ele alınması gerekiyor. Hipnoz esnasında işte boşanmadan ne gibi reaksiyonlar oluşmuş, kafasında ne kalıntı kalmış, onların izale edilmesi gerekiyor. Ondan sonra da ilaç tedavisinin dozu belki yeterli değildir. Bir tık üstüne çıkılabilir veya sayısı yeterli değildir. Ek kombine tedavi dediğimiz bir antidepresan eklenebilir. Gibi yani psikiyatra yani gitmesi ve uygun tedavi edilmesi gerekiyor. Bir izleyicimiz de virüsü 40 gündür geçirmiş. Yani şu anda negatif çıkmış. Ama mesela diyor, herhangi birinin korona ile ilgili bir sohbet olduğunda, bir TV'de bir program olduğunda veya çevreden duyduğunda acayip bir şekilde etkileniyorum diyor. Yani sanki yeniden korona olmuşum gibi kalbim çarpıyor. Çok korkuyorum, bunu nasıl aşabilirim diye. Evet. Şimdi bu yaşanan bazı olaylar insanda travmatik etki yapabiliyor. Şimdi bu izleyicimizde de muhtemelen travmatik etki yapmış korona ve kafasında yani sinir sisteminde bazı kalıntılar oluşmuş. Bunun hipnoterapiyle izale edilmesi gerekiyor. Ve bir anksiyete, kaygı bozukluğuna dönüşmüş. Mesela bir hastamı hatırladım bu vesileyle. Bir genç hanımefendi kafasında yüzlerce virüs var. Hissediyor. Evet. Kafamda koronavirüs var diyor. Evet, çok ilginç. Gerçekten. Yani koronafobi geçtik. Artık kişi öyle korkmuş ki ona artık şey diyoruz yani, canlı canlı virüsler diyor, kafamda görüyorum, hissediyorum. Artık ona hani onlardan her birisi canlı hissediyor kafasında. Artık o kimlik bölünmesi pozisyona geçmiş kişide. Hani çoğul kimlik bozukluğu dediğimiz disosyete kimlik bozukluğu pozisyonuna geçmiş. Ve onun hipnoterapisinin tabii yapılması lazım. Tabii ilaç tedavisi ona yetmez. Şu bu izleyicimizde de muhtemelen koronafobiye ek olarak işte bazı şeyler, travmatik etkileri oluşmuş. Onların izah edilmesi lazım. Aşamıyorum diyor. İşte kendisi aşamazsa bir bunun uzmanına gitmesi lazım. Tabii ki. Profesyonel yardım alması lazım. Yardım etmemesi gerekiyor. Aşamaz da kolay kolay. Tek başına. Kaldıkça olmaz. Daha da ilerler muhtemelen. Artar. Ondan antiparantez söylüyorum. Çocukları var, evli, iki tane de çocuğu var. İnşallah bir uzmana başvurur da bu süreci atlatması evet, yani, tabii. Kat olur. Doktorlar bizden ne için olmuş? İnsanlar için varız. Mutlaka. Yani insanlar bir şeyi arıda nasıl arabanın bir tarafında arıza olduğunda tamirciye götürmüyor muyuz? Ya öyle hocam. Biz yani insanlarda da etten kemikten yaratılmış bir varlığız. Yani ne çelikten yapılmışız ne demirden. Yani bozulmaya mahkum bir varlık şeyimiz var, yapımız var. Tabii ki ufak tefek arızalar olacaktır. Ya bunun için de ilgili doktorlara, hekimlere gitmek lazım yani. Yardım almak lazım.
Biz biraz şeyiz hocam, toplum olarak her şeyi tek başımıza aşacağımızı düşünüyoruz. İlaçsız ağrı kesicilerle geçireceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki bu süreç bu hastalığın daha da ilerlemesine sebep oluyor. Evet. O da bir uzmanımıza danışır inşallah. Evet. Bir kızımız da, annesi 60 yaşlarında diyor. Annem diyor antidepresan kullandı bir süre. Halen de kullanıyor. Çok etkili bir antidepresan değil. Ama vücudunu sürekli kaşıyarak yara yapıyor diyor. Kılların altına özellikle iyileştikten sonra tekrar kaşıyor. Evet. Yani annem için ne yapabilirim diyor. Şimdi bu anksiyete artık şeye dönüşmüş durumda. Kaygı, endişe. Bu deri yolma hastalığı dediğimiz aslında obsesif kompulsif bozukluğun bir alt kolu veya trikotilomani dediğimiz kıl yolma hastalığına dönüşmüş durumda. Yani bunun kullandığı antidepresan yetersiz oldu belli zaten. Yani yine ya işte dozu yetersizdir ya çeşit olarak yetersizdir. Daha etkin bir tedavi yani alması gerekiyor tabii ki. Hipnoterapi de gerekebilir bunun, travmatik şeyler varsa. Onu da önerelim. İnşallah bir uzmana o da başvuracaktır. İnşallah. Bir izleyicimiz de özellikle son yılların en çok konuşulan sorusu. Gerçi bu uzun bir konu ama kısaca bir cevap alalım. Ya internet bağımlılığı. Oğlunun aşırı bir şekilde internete bağımlı olduğunu söylüyor. Bir türlü kopamıyor. Yani derslerinde falan da bayağı bir sıkıntı olmaya başlamış. Bu konuyla ilgili düşünceniz var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa bağımlılığın her çeşidi zararlıdır yani. Evet. Kişi eğer yapması gerekli şeyi artık yapamıyor ise veya kısmen yapıyorsa ve o bağımlı olduğu şeye müptela olmuşsa burada bir sorun var demektir. Ve bunun tedavi edilmesi gerekir. Yoksa çocuğun eğitim hayatı ciddi manada zaten zedelenir, bozulur. Ve bu internet bağımlılığı üzerine başka bağımlılıklar da eklenebilir. Yani kesinlikle bunun tedavi edilmesi lazım. Pat diye çocuğun elinden tabii işte laptopu veya bazı işte cep telefonu, işte akıllı telefonu pat diye çekemiyorsunuz belki, çekilemiyor. Ama en azından işte çocuğun ödevini bitirdikten sonra işte atıyorum işte yarım saatliğine, bir saatliğine serbestsin. O zaman bu şekilde yavaş yavaş bağımlılıktan hani ev içerisinde, aile içerisinde belki önüne geçilebilir. Yani pat diye kesmek yine bir profesyonel psikiyatriden yardım alması gerekir. Evet. Zaten hocam biliyorsunuz bir şeyi yasaklamak hiçbir şekilde hani çözümde değil. Tam tersine ona olan ilgiyi de artırıyor. İşte burada ebeveynler, anne babanın bu konudaki davranışı çok çok önemli. Bilinçli bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Evet. Bir sorumuz da var. Psikolojik şiddet. Yani bu gerçi o da başlı başına önemli bir konu. Geniş bir konu. Daha ziyade şiddet gören ailelerde, yani bedensel şiddet değil de psikolojik şiddet öncesinde o oluyor, sonrasında bedensel şiddete de dönüşebiliyor. Şimdi psikolojik şiddet de bir bayan izleyicimiz, ben ailede psikolojik şiddet görüyorum diyor. Yani bununla ilgili neler yapabilirim? Hiçbir şekilde hani kanıtlanabilir bir şey de değil. Eşinden taraf belki olabilir, belki de çocuklarından taraf, bilmiyorum. Bu konuda ne önerirsiniz? Ya aile içerisinde herhangi bir birey psikolojik şiddet gördüğünde ne yapabilir? Yani bir defa şiddetin önlenmesi lazım, bir defa tedavi edilmesi için. Yani o şiddetin nasıl mesela atıyorum çocuğun mesela babası psikolojik şiddet atıyorum yapıyorsa çocuk belki anneden yardım alabilir veya işte dedesinden veya ninesinden hani yardım alabilir. Yani bana böyle böyle yapıyor, baskı içerisindeyim. Ondan sonra bunları mesela yapma yoluna girebilir. Tabi buna mobbing diyoruz. Yani Latince'de, İngilizce'de mobbing deniyor, psikolojik şiddet. Çok ciddi yani fiziksel şiddetten bana göre çok bir farkı yok. Daha da kronik baskı çeşitli hastalıkların ortaya çıkması çok muhtemel. Hocam yani konular çok. Evet. Yani çok da teşekkür ediyoruz. Bayağı da önemli konularda bizlere aydınlattınız. Sevgili Desatevi izleyiciler, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii konumuz koronafobiydi. Yani bu süreçte korona halen devam ediyor. Dünyada da, Türkiye'de de. Etkileri de devam ediyor. Kayıplar da devam ediyor. Bu konudaki tedbirlerin de devam etmesi gerekiyor ki yayılmasını önlemek için. Zaten geçen bir programda öyle diyordu. İnsanların olduğu yerde korona çoğalır. Hani insanların azaldığı yerde korona azalır. Mümkün olduğu kadar toplu alanlarda olmamak gerekiyor. Yani o dönemde de şunu sormuştum hocam. Biraz önce aklıma geldi. Hani evde kalındığı dönemde de
kısmi olarak bazı insanlarda şiddet olasılığı azaldı. Bazı insanlarda da hani uzun süre çocuklarıyla zaman geçiremeyenler, ev ahalisiyle görüşemeyenler, bunun olumlu etkileri de oldu. Şimdi baktığımızda yine öyle bir durum olursa, ki inşallah olmaz, biz bunu gerekli önlemlerle savuştururuz inşallah. Aile içerisinde hani bir arada kalındığını, demin bu psikolojik şiddetten bahsetmiştik. Hani çok tahammülsüz bir ortam da oluşmuştu. Çok fazla etkileri oldu mu sizce bir arada kalmanın, olumlu veya da olumsuz? Şimdi olumlu dedi, az önce de sizin de belirttiğiniz gibi olumlu tarafları da oldu. Mesela çocuğuyla vakit geçiremeyen çok yoğun insanlar, anne baba olarak hani olan aileler için tabii ki olumlu. Ama tam tersi, böyle çatışmaların yoğun olduğu bir ailede zaten insanlar hani çok sınırlı vaziyette bir arada olmalarına rağmen bazı çatışmalar gün yüzüne çıkıyorsa, evet. Kaldı ki bu işte iki hafta, belki bir ay ne kaldık belki içeride. Evet. Bu tabii ki bu çatışmalar artık Allah göstermesin bayağı ciddi boyutlara varmıştır muhtemelen. Allah herkesin evine huzur versin. Amin, amin. İnsanın huzurunu bozmasın. Amin, bedensel zaten. Sağlığımızı, ruhsal sağlığımızı bozmasın. En ondan sonra hem tüm izleyicilerimize, hepimize inşallah mutluluklar, huzurlu günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, zaman ayırdığınız. İzleyicilerimiz de umuyorum ki faydalanmıştır. Tabii sevgili izleyicilerimiz, demin de konuştuğumuz gibi belli rahatsızlıklarla ilgili doktorumuza gideriz, ilaçları alırız, kullanırız ama söz konusu psikiyatri olunca, psikolojimiz olunca çok ağır davranırız. Bu arada inşallah onu da bir anlamda aydınlanmış olduk. Rahatsızlıklar, yani ruhsal rahatsızlığımız, bedensel rahatsızlığımız, bunlar hepsi birbirini tetikleyen unsurlar. Dolayısıyla kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu veya panik varsa mutlaka bir uzmanımıza başvurup gerekli yardımı almamız gerekiyor. Bugün de programımızın sonuna geldik. Umarım faydalanmışsınızdır. Haftaya tekrar burada olma dileğiyle. Esselamu aleyküm. Her şeyin hayırlı olanı sizlerin olsun efendim. İyi günler diliyorum.